Narin'im. Narin'im öldü babacığım, bir şey de bana. Narin. Narin. Orhan. Yani bitti mi? Bitti mi? Narin öldü mü? Açmıyor mu? Bir daha benim işime karışacak olursan ikinci kuşunu alnının ortasına yersin Cihan. Sen ne yapıyorsun Orhan? Ben buraya bir çılgınlık yapma diye geldim. Bir yanlışlık yapma diye. Ne yanlışından bahsediyorsun Cihan? Allah'a şükür ki tam zamanında yetiştim. Az daha Narin'i vuracaksın sandım. Neyse ki sen de Narin de iyisiniz. Artık içim rahat. Cihan. Töreyi uygulamamı en çok sen istemiyor muydun? İşi yavaştan alıyorum diye beni suçlayan sen değil miydin? Evet. Öyleydi Baran. Öyleydi. İş konuşmaya gelince kolay sandımdı. Ama öyle değilmiş. İnan ki Baran, çok düşündüm. Çok düşündüm Baran. Ben buraya sana engel olmaya geldim. Bir delilik yapma diye. Biz... hepimiz... aynı çatı altında büyüdük. Aynı elma ağacına tırmandık. Aynı ocaktan aş yedik. Bunun vebalini taşıyamayız. İkimiz de. Sen de, ben de. Cihan. Bunları sen mi söylüyorsun? İşittiklerim doğru mu? Korkma Narin. Her şey geride kaldı. Biz artık yanındayız. Şimdi eve gideceğiz. Sen de orada artık rahat edersin. Tamam, sen git Cihan. Bundan sonrasını ben hallederim. Olmaz. Hep beraber gideceğiz. Cihan. Bundan sonrası bana ait. Sen git. Tamam. Senin dediğin gibi olsun emmioğlu. Sen hala bana güvenmiyorsun. Ben seni evde bekleyeceğim. Sıla Hanım, emriniz üzerine bütün ekibi arama çalışmalarına yönlendirdim. Bir grup Salih'in Narin Hanım'ı bıraktığı yerde arama yapıyor. Diğer grupsa Boran Bey'in iş yeri civarı ve depolarını araştırıyor. Peki sizce onları bulabilecek miyiz? Siz ne zannediyorsunuz? Boran Ağa'nın yengemi öldürmemiş olması mı? Sizce bu mümkün mü? Oğlum sen sus. Aklının ermediği işlere karışma. Belki burada akla en çok yerim benimdir. Baksanıza. Hepiniz burada oturup yengemi töreden kurtulması için dua ediyorsunuz. Yeter ula, zaten canımız burnumuzda. Bir de seninle uğraşmayalım Emir. Aha. Allah'ım Orhan'ı arıyor. Ver, ben konuşacağım. Allah'ım sen Narin'i bize bağışla. Alo Bora. Sıla. Benim Narin. Sizi bekliyorum. Narin. Boran değil, Narin arıyor. Yaşıyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Narin neredesin? İyi misin? İyiyim. Meraklanma. Neredesin? Gelip hemen seni alacağız. Tamam. Arabayı hemen hazırlayın lütfen. Narin almaya gidiyoruz. Ben de geliyorum bacım. Yalnız gidemezsin. Hayır Azat, sen burada kal. Yalnız değilim. Korumalar var. Sen ne diyorsun bacım? Ben Narin'im. Siz bir dakika rahat nefes alamam. Ben burada onsuz duramam. Azat, orada neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Korumaların içinde daha da zorlaştırmayalım. Sizin burada kalmanız işimizi kolaylaştırır Azat Bey. Sıla Hanım haklı. Nelerle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Bacın doğru söylüyor oğlum. Ne olur ne olmaz. Sen bizim yanımızda kal. Geliyorlar. Az sonra burada olurlar. Sen evin yerini biliyorsun. Gerçekten gitmeme izin vereceksin. Beni sahiden bırakacaksın. Benim derdim seninle değil Narin. Sıla'yla. Abi...
Sıla'ya da bunca öfkelenme. O seni çok seviyor. Kaçtığına pişman. O senden kaçmadı ki. Oradaki esaretinden kaçtı. İhanetin pişmanlığı açıklaması olamaz Nari. Peki. Beni affettin. Sen de bana ihanet ettin Nari. Güvenimi kırdın. Aynı şeyi ben sana yapsaydım beni affeder miydin? Geliyorlar. Yaptığımı affedemesem de hayatımı bağışladın. Sağ ol. Sana can borcum birdi, iki oldu. Sağ ol abi. İyi misin Nari? İyiyim, iyiyim Sıla. Neler oldu anlatsana. Sıla çok yoruldum. Eve gidelim. Yok, ben hata ettim. Bacımı yalnız göndermemeliydim. Şimdi ölümden korktuk, karısını almaya gelemedi diyecekler. Gitmeliydim. Ya oğlum niye böyle düşünüyorsun? Bacın seninle Narin'i korumak için böyle yaptı. Kendi kendini boşuna yiyip bitiriyorsun Azat. Ya baba nasıl yiyip bitirmeyeyim? Bacımı bilinmeze kendi ellerimle yolladım. Karım beni hiç asaydı terk edip gitti. Nasıl sakin olayım baba? Narin. Yavrum, sağ salim sana kavuştum ya. Daha ne isterim Allah'tan? Allah seni bize sevdiklerine bağışladı kızım. Sağ ol babam. Sılan, Boran ağayı gördün. Bir şey dedi. Yok. Biz gittiğimizde Narin yalnızdı, kimse yoktu. Şimdi yapılacak şey miydi bu? Ben şununla bir konuşayım, gelin Beda. Baba dur. Ben konuşurum. Azat ne oldu? Niye yüzüme bile bakmıyorsun? Yoksa benden vazgeçtin.
nasıl sen benden vazgeçtin Narin? Bir başıma koyup gittin beni. Daha güzel gözlerini göremeyeceğim sandım. Yan başıma yıkıldı. Niye böyle bir şey yaptı şimdi Azat? Çok kızdım ona. Narin zaten yeterince korkmuştu. Karı koca arasında olanları kimse bilemez kızım. İki kişi arasında yaşananları sadece o iki kişi bilir. Sen de yaşadın kuzum, bilirsin. Bedar, benim başım çok ağrı. Yatarım değil. Celil, bugün telaştan sen ilaçlarını vermeyi unuttuk bak. Haydi kalk, hem ilaçlarını vereyim hem de yatalım. Allah rahatlık versin kızım. İyi geceler baba. Zula, bugün hepimiz hem çok korktuk hem de çok yorulduk. Haydi bir güzel yat da dinlen, değil mi yavrum? Tamam, ben de yatacağım şimdi. Haydi Emir. Bir güzel dinlen kızım. Yarın her şeyi daha güzel bir gözle göreceksin. Haydi iyi geceler. İyi geceler anne.